chiefly. Pakistan, 14 Ağustos 1947'deki bağımsızlıktan sonra Pakistan'da 4 eyaletli bir hükümet sistemi kabul edildi. 1973 yılında kabul edilen anayasa ile Pakistan, Bolchistan, Halber Pahtunka, Sindh ve Pencap'tan oluşan 4 federal birim ayrıldı. Bu federal devletin başkenti İslamabad oldu. Margala Dağları'nın eteklerinde bulunan İslamabad şehri, doğal güzelliğiyle büyüleyici bir manzaraya sahiptir. İslamabad, dünyanın en güzel ve modern başkentlerinden biridir. Doğal ve zarif manzaraya sahip, özenle geliştirilen İslamabad şehri, birçok hükümet yetkililerine, diplomatik misyonlara ve yerli nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. İdeal bir iklime sahip olması sebebiyle İslamabad, yıl boyunca birçok turist için turizm ve cazibe merkezi haline gelmektedir. Kuzeyden güneye doğal tüm aroma, renk ve doğal güzelliklerini sunmaktadır. Muazzam Karakorum ve Himalaya sıra dağları, güneşin kuvvetinin buzu ve karı eritemediği kuzeyin en uç noktasındadır. Güneydeki Arap Denizi'nin kumlu plajları turistleri ve gezginleri büyülemektedir. Pencap'ın verimli toprakları arasında yeşilin altına dönüştüğü, doğanın en değerli kaynaklarına sahip geniş araziler Balochistan'da yer alır. Pakistan, dünyanın en güzel yerlerine sahip eşsiz bir ülkedir. Bu harikalar ülkesi, gezginler, dağcılar, safari avcıları ve turistler için büyük önem taşıyor. Pencap, ülkenin en fazla nüfusa sahip eyaletidir. Ve eyaletin başkenti Lahor, renkli gelenek ve görenekleri ile birlikte zengin bir kültürel geçmişe sahiptir. Pencap kelimesi beş anlamına gelen punç ile su anlamına gelen abın birleşmesinden türemiştir. Eyaletin içinden geçen ve eyaletin verimliliğini sağlayan 5 nehri vurgulamaktadır. Pencap, ülkenin yemek ambarı olarak bilinir. Milyonlarca dönümlük bereketli topraklara sahip eyalette, çeşitli yiyecek türü ve tarım ürünleri bulmak mümkündür. Pakistan'ın buğday, pirinç ve şeker ihracatının önemli bir kısmı Pencap'tan yapılıyor. Ve bu eyaletten yapılan ihracat birçok komşu ülkenin toplam üretimini aşıyor. Pencap ayrıca altyapı, eğitim, yol ağları ve sanayi bölgeleri açısından en gelişmiş eyalettir. Pencap nefes kesen tarihi eserlere ev sahipliği yapmakta ve Bhangra adı verilen ve uluslararası çapta beğeni toplayan müzik türüyle meşhurdur. Tadı, lezzeti ve stiliyle bilinen, ağızları sulandıran da bir mutfağa sahiptir. Pencap eyaleti, Pakistan vatandaşları gibi dini özgürlüğe ve eşit haklara sahip olan çok sayıda azınlığa ev sahipliği yapmaktadır. Sindh eyaleti, tasavvuf müziği, tarihi öncesi döneme ait arkeolojik alanları ve renkli halk kültürüyle ünlüdür. Eyalet başkenti Karachi,
Pakistan'ın ekonomik anlamda omurgası olan canlı bir şehirdir. Arap Denizi üzerindeki limanı, modern altyapısı ve iyi gelişmiş sanayi sektörüyle Pakistan'da ekonomik canlılık için önemli bir yere sahiptir. 20 milyondan fazla nüfusa sahip Karaçi, muazzam bir perakende pazarıdır. Aynı zamanda tüm ülkeye ve dünyaya kalifiye insan kaynağı sağlamaktadır. Pencap ve Sindh kendilerine özgü bir çekiciliğe sahiptir. Balochistan ve Hayber Pahtunka eyaletleri de kendi kültürlerinin sayısız güzelliklerini yansıtmaktadır. Kalpleri ısıtan misafirperverliği, benzersiz ve nefes kesen dans hareketleri, kendine has mutfağı ve yerel tatları, zihinleri körükleyen doğa harikaları ve yerel şenlikleri Hayber Pahtunka'yı zengin değerlerini ve mirasının beşiği haline getiriyor. Ünlü Hayber geçidi, Doğu ile Batı arasında yüzyıllardan beri önemli bir ticaret yolu olmaktadır. Bu önemli geçit, Pakistan ve Afganistan arasında uluslararası ticaret yolu olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda daha kuzeyde bulunan muhteşem Kahan ve Naran vadileri binlerce turisti cezbetmektedir. Pakistan'ın alan olarak en büyük eyaleti Balochistan'dır. Balochistan halkının son derece mütevazi ve misafirperver oldukları bilinmektedir. Aynı zamanda Balochistan halkı bölgede cesaretleri ve nezaketleriyle bilinirler. Balochistan topraklarında çok çeşitli meyve ve diğer ürünlerin yanı sıra bol miktarda mineral rezerv ve doğal kaynak bulunmaktadır. Hint işgali altındaki Keşmir'de Birleşmiş Milletler'in gerçekleşemeyen Presbit kararını akıllara getiren özel kamu ve Keşmir, Pakistan'da bir adari birimdir. Eyaletler listesinde yer alan bir diğer idari bölge ise ülkenin kuzeybatısındaki Gilgit-Baltistan'dır. Gilgit-Baltistan, cennet köşelerin sıra dağlarla birleştiği yerde bulunmaktadır.